Oldu canım, oldu canım. Bak toparlanma hızına bak, bak bak bak. Toparlandım artı %5 süratle mah. Bak 5 saniye sürdü Chase. Merhaba arkadaşlar, Gamer Dubikan'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün az oynadığım katiller serisinde Entropy'yi oynayacağım. Şimdi şöyle bir şey var, Entropy zaten kovalamacılarda güçlü olan bir katil. Yani kurbanların direkt yanına ışınlanabildiğiniz için uzak mesafelerden çok fazla yürüme ihtiyacı falan duymuyor, yani güzel bir katil. Biz de bunu şu gördüğünüz 4 perk'te daha hızlı, daha güçlü bir hale getireceğiz. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'ümüz en güzeli en sona. Saplantı olan kurban hariç diğer kurbanlara her başarılı normal saldırı yaptığımda bir nişan kazanıyorum ve her bir nişan bir kurbana vurduktan sonraki silahını silme animasyonunu %4 azaltıyor. Daha hızlı toparlanıyor yani katil. En fazla 8 nişana kadar çıkabiliyoruz. Yani bu bir kurbana hasar verdikten sonraki bekleme animasyonunu %32 azaltabiliyoruz. Çok daha hızlı toparlanıyoruz 8 nişana ulaştığımız zaman. Saplantı olan kurbana verirsek de 2 nişan birden kaybediyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci perk'üm seri vahşet. Bir kurbana normal saldırımızla hasar verdiğimiz zaman 10 saniyenin %5 sürat durum efekti kazanıyoruz. Yani hareket hızımız artıyor. Entropinin standart hızı 4,6. Yani standart olarak bir katilin ulaşabileceği en yüksek hız. Bu %5'lik dilimle birlikte 10 saniyeliğine daha hızlı hareket edeceğiz. Böylece kurbanlarla aramızdaki mesafeyi çok daha hızlı kapatacağız. Üçüncü perk'ümüz kandırıkçı. Kurbanların loop'ta kullanabileceği iki şey var. Pencereler ve paletler. Pencereleri kandırıkçı sayesinde engelleyeceğiz. Atlama hızımız %15 artıyor. Ve bir pencereden atladıktan sonra o pencere 16 saniye boyunca kapanıyor. Kurbanlar kullanamıyor. Ve son perk'ümde çözülme. Pencereleri az önceki perkle, paletleri de bu perkle kapatmaya çalışacağız. Bir kurbanı yaraladıktan sonra 3 saniye içerisinde bu perk 20 saniyeliğine etkinleşiyor. Bu 20 saniye içerisinde bizim kalp atış menzilimizde olan bir kurban palet üzerinden hızlı bir atlama yaptığı zaman palet direkt olarak kırılıyor. Şu gördüğünüz iki perk hem bir kurbanı yaraladıktan sonra 10 saniyeliğine daha hızlı koşmamı sağlayacak, hem de 8 nişana ulaştığım zaman bir kurbana vurduktan sonra çok daha hızlı toparlanacak katil. Bu ikisiyle uçacağım. Yani hani yaraladıktan sonra ikinci hiti vurmak için çok daha hızlı olmuş olacağım. Bu iki perkte de palet ve pencereleri engellemeye çalışacağız. İlk eklentim reddedilmiş istek formu. EMP üretmek mücadelenin başında 30 saniye daha fazla sürüyor. Ve tüm kurbanlar maça izli bir şekilde başlıyor. Yani özelliğimi tutturmuş şekilde başlıyorlar. Direkt olarak saatlik özelliğimi kullanıp bir kurbana tutturduğum zaman onun yanına ışınlanmış olacağım. İkinci eklentim de parıltılı kristal parça. Bir biopod oluşturduğumuz zaman o biopodun 10 metre mesafesindeki bütün kurbanların haresini 6 saniye boyunca görebiliyoruz. Yeşil moriyi gördün. The Game atılmış yine, evet. Kurbanların çok sevdiği bir harita. Çünkü herhangi bir yetenek mind game isteyen bir harita değil. Spotların hepsi açık olduğu için ve çok fazla palet olduğu için hani bir mind game yeme şansınız olmuyor, anladınız mı? Diğer maplerde mesela ne var? TNL wall var, jungle gymler var falan. Burada da var ama buranın üst katı tamamen paletlerden oluşuyor. Şimdi direkt olarak kurbanları biopodla başlattığımız için birisini gördüğüm zaman direkt ışınlanabileceğiz. Bazı jeneratörlere bırakalım ki arkadaşlar biopodlarımızı. Kalanların çoğunu chase'lerde kullanmaya çalışacağım. İki tanesi kurtulmuş bile biopoddan. Selamlar. Çok iyi. Bu paleti bana vermen şahane oldu. Biopod'un yakınında olduğu için yerini gördük. Benim takıntılım kimmiş? Kate. Tamam. O ne yaptı? Onun niye yerini gördüm? Ha. Okey. Hepsininkini aldı aynen. Tek bir EMP ile hepsinin biopodunu aldı. Hızlı hızlı en güzel en sona stackleri kasmamız lazım arkadaşlar. Adam öyle bir kaçtı ki yani. Sadece W şu an. Başka hiçbir şey yapmadı. Hani bir spota gideyim oynayayım. Okey. İki stack olduk. Levent 1997. Biopod attığım için yerini gördüm arkadaşlar. Şahane haber. Bunu çok açıkta yakaladım. Hareket hızı artı. Bak en güzel en sona çok yüksek olmamasına rağmen hareket hızı artı 3 stackle en güzel en sonayla çok hızlı yakaladım bunu. Stackleri iyice arttırınca bir canavara dönüşeceğiz. Şuna bir biopodunu yerleştirelim. Sonradan önemli olacak. Çok güzel. Devirirse hızlı kıracağız, devirmezse balestan yiyeceğim. Hemen hızlıca kırıyoruz. Şahane haber. Bir daha gittim sana. Burada bir şey var mı? Varmış bir tane palet. Ha okey, kırma şey yapmadı. Devirmemeyi tercih etti. Akıllıca. Lan oğlum. Aha enayi. Çok güzel. Diğer tarafa ışınlanacağım sandı. Hızlıca kır, hızlıca kır. Süper haber. Sattı bir tık. Çok iyi. Tamam. Açılıyoruz yavaştan. Yavaştan bizim şovumuz başlıyor arkadaşlar. Hemen yanına geldim hocam. Levent hocam beraberiz. Bir hitini alırım.
Şimdi çok hızlı toparlanacağım. Artı hızım var. Süper haber. Ah oğlum kafama niye gelmedi? Lan kafama gelmedi ya. Hocam selamlar tekrar. Devirin, devirin hocam. Şahanesiniz. Buraları hep bana verin. Bir daha geldim yanına. Bunu da hızlıca al. Bir daha geldim hocam yanınıza. Volt atacaksınız galiba. Güzel. İyi chase. Çok fazla God Pallet aldık. Bayağı iyi oldu bizim için. Levent hocam sen minikten bir tunnel'layabilirsin, haberin olsun. Ya burayı nasıl görmüyor oğlum? Hocam bitecek, onu yapacak bir şey yok. Levent hocam alındı. Hop. Kapattık penceresini. Var mı yukarıda palet falan bir şey? Sanırım yok. Hocam kusura bakma vallahi billahi. Eğer bir izleyicim falan, sana hakkını helal et. Maç biraz sıkıntıya girdi çünkü. Fena jen yapıyor sizinkiler. Bak ben sana BioNTech 8. doz falan yaptım. Sen bir daha virüs falan kapmazsın. Oradan ödeşelim seninle. Ve bu jende bir fare var. Çok güzel. Benim steklerim niye düştü ya? Şu hareket hızı olayı bayağı iyi bu arada. Bak direkt kurbanla aramdaki farkı kapatıyorum. Bak normalde buraya yetişemeyebilirdim. Yine yetişemedim. Helal olsun. Tamam. Süper haber. Paletini kırdık. İyiyiz. Kate'e mi vurdum ya? Çok iyi. Geldim sana. Kırdım paletini. Sana bir daha geldim. Paletini kırdım. İçime girmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ha, bu Kate miymiş? Ben bunu niye falan sanıyorum. Bu arada çok iyi. Gördünüz mü toparlanma hızımı ve sürati? Ben bunun Kate olduğunu anlamamışım ya. İyice yaşlanıyoruz ya. Vallahi iyice yaşlanıyoruz ya. Devam mı ediyorsun gene? Bitirmeyi tercih ettim. Peki hocam. Kır hızlıca. Çok iyi. Yüksek olan jene gidiyorlar. Bak 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 bak. Tiplere bak tiplere. Bir de EMP'si var. Bir de EMP'si var. Şöyle surat durum efektiyle patlatsak ortalığı diyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Alo. Bir tık batırdılar arkadaşlar burayı. Surat durum efekti. Surat durum efekti sensin. Çok güzel. Biraz iyi yavaşlattık orada oyunu. Ha, 5 siteye de tekrardan çıktık. Seni asalım. Sen öldün. Maggie kaldırdılar. Okey, iniyor. Fena bir deparinyo geliyor ya şu an. Kate var ya. Öyle böyle değil. Acayip koşuyor şu an. Çok iyi. Yerini de gördük. Biopodunu da yattık. Süper haber. Buradan önüne çıkmamız gerekecek. Bura kırık değilmiş. Kate yemin ediyorum bu kadar depar atan bir insanına görmedim bak. En son Hüseyin Bolt'tan gördüm. Daha da bu kadar depar atanını başka bir yerde görmedim. Ya bir de sürekli oda var bak. Adam açığıma girmiyor. Atamıyorum şeyi. Aptal özelliği. Allah'ım yarabbim, son jeni bitittirdi ya. Lan koşma artık. Oğlum bu ne, yetişemiyorum. Bir de adrenalin varmış. Yıllandı. Çok sağ ol ya. Ya açtı gitti, ay Allah'ım ya Rabbim ya. İnanılmaz ya. Şuradan kaçtı adam ya. Şuradan kaçtı adam ya. Okey, sattık, fena sattık. Adam harbi helal olsun, ne diyeyim yani. The Game'e de sıçayım ama harbiden yani. Alın arkadaşlar, düşük MMR. 3 tane 100 prestij. Adama tam atacağım köşe dönüyor. Tam atacağım köşe dönüyor ya. GG. Az önceki maçı fena sattık ya. Levent 1997 hocam galiba beddua etti bize. Hocam selamlar. Takıntılımı bulmadım. Şahane oldu. Stun at bana. Şahane. Şahane haber. Oğlum yanlışına gittik. İyi oldu ama. Buna gitseydim bunun arkasında doğacaktım. Ona gittiğim için daha yakınında doğdum bunun. Saçma sapan bir şey oldu ama çok güzel oldu. Hocam sana da bir gelelim şöyle. Bir tane vurur muyum? Ah, enti'yi. Geçelim şöyle hemen. Çok iyi. Süper haber. Sen benim takıntılım değilsin. Tamam, devam ediyoruz. Şöyle bir 3, 4, 5, 6, 8, 10 stack falan olmaya çalışırsak arkadaşlar. Şimdi bak hemen toparladık, hızlandık. Bir daha geldik. Hızlıca kırdık. Bir daha geldik. Hızlıca kırdık. Bir daha gittik. Selamlar. Olay bu hocam. Olay bu arkadaşlar. Bir de stekleri boostlayalım yiyeceğiz. Ondan sonra görün siz. Şu jene yetişebilmem lazım. Hepsi özelliğinden kurtulmuş bu arada biopodlardan. Atla içeri. Tamam. Şimdi en azından elindekini almış olalım. Onu harcayacak çünkü. Güzel haber. Selamlar hocam. Aa, bu benim takıntılımmış lan. Yapacak bir şey yok ama. Asalım bakalım bunu da. Çünkü çok açıkta yakaladım diye şey yaptım.
Şöyle bambuzal. Okey. Yetişebilir mi bir yere diye bakıyorum. Burasında bir yerde palet var ama nerede? Buradaymış. Bir fast volt daha. Paletten atlarsa çözülme. Lan çözülmenin bittiği yere bak. Çözülmenin bittiği yeri gördünüz mü? Ben böyle şansım var ya. Steklerimi de mahvettin. Hızlıca yakalarız diye stekleri mahvetme pahasına geldik. Tamam, elindekini çok saçma bir şekilde kullandı. Daha hasar yemeden kullandı. Tamam. Süper. Bana tekrar stek ver, bana tekrar stek ver. İyiyiz bence chase'lerde. Ama jenler su gibi ya, su gibi. Yine durmuyor abi adamlar. Oo, başkanlar siz mahvetmişsiniz oyunu be. Nasıl yaparız o işi? Bitirmiş, bitmiş ki maç yani. Benim haberim yok sadece. Maçı bitirmişler de. Allah'tan sürat pörkü mörkü bir şey var da vurduktan sonra hemen hızlıca yetişiyoruz. Tamam, onu da bitirdiler. İçerideki de bitecek. Okey, onu atmamız güzel oldu. Siz alındınız demek. Gel bakalım hocam. Kayıtlara geçmesini var, bağırmıyor. O yüzden zaman kaybetmeyeceğim. Okey. Edacım sana vuramam. Decisive'in olmasın. Çok iyi. İkili garantiledik şöyle. Hangi jende olduklarını da gördük. Sizi görüyorum çocuklar. Sana vur. Sürat durum efektiyle hemen şuraya dön. Seni de görüyorum. Hiç boşa saklanma. Hiç boşa saklanma. Hiç boşa saklanma. Yok öyle bir çakallık. Lan hangisine geçtin? Oo, iyi sattı. İyi sattın. Zınk. Devam ediyor mu ona? Ediyorsa bitirir. Aynen ediyormuş. Gel bakalım Eda. Atla oradan hızlı. Çok iyi. Palet kırıldı. Süper çözülme. Kapıyı açtın demek. Tamam. Seni bir kışkışlayalım. Oğlum açıp döndün mü gerçekten ya? Adamı kışkışlayalım dedik. Oyunu sattık yine. Eda'yı kaldırdı gitti de. Onu da aldı. Show me the way. Okay. Onu öldürelim. Son asılışı. Eda'yı yine kaldırdı bu arada. Evet, gittiler iki kişi yine. Oğlum niye böyle oluyor lan maçlar? Ya bu maç comeback atan taraf bendim tamam da. Adam açıp gitmemiş. Allah'ım yarabbim. Hani onu kışkışlayayım, kili garanti edeyim dedim. Çünkü Eda'yı alsam diğerini almaya gelecekti. Adam açıp gitmek yerine geldi, arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı ya. GG. Maçlar sağlam, maçlar keyifli. Chase'lerde kuvvetliyiz. Ama Allah'ın belası jeneratörlere bir şey yapılmıyor arkadaşlar yani. O konuda başarısızım, kusura bakmayın yani. İki maçı da bu kadar iyi çevirip iki maçın da son kısmını satmam peki? Tam bir purple klasiği değil miydi arkadaşlar? Tamam, şekin içine de koyalım. Şuraya da atalım. Ne yapacaksın çakal? Çok iyi. Geç hızlıca buradan. Süpersin sen. Ver bana ikinci şey sistemi de. Bak, maçlara çok hızlı başlamanı sağlıyor. Şu eklenti ve sürat kombini falan. Ama sonra bir şekilde dengeliyorlar. Sonrası size bağlı yani hani. Ben ikidir satıyorum. Siz satmazsanız alırsınız. Bir de arkadaşlar şu açıdan bakın. Ben bu katilleri çok 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 uzun süredir oynamıyorum. Yani bunu bahane olarak sunmuyorum. Yanlış anlamayın. Hani ama mekaniklerine tam olarak hakim değilim yani. Uzun süredir oynamadığım için. İster istemez satışlar gelebiliyor. Ya da bazı kısımlarda yapacağım şeyleri yanlış yapabiliyorum. Böyle bambuzal atalım. Güzel atış. Bu Claudette biraz daha akıllı gibi sanki diğerine göre. Daha şey oynuyor yani, bilinçli oynuyor. Atla bakayım oradan. Şöyle bir tane hitini al. Bu moddayken hızlıca geçebildiğimiz için bir yerlerden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O yüzden yani yakınında olsam bile ne yapıyorsun oğlum? Yakınında olsam bile atıyorum yani. Sırf o overclock modu muydu neydi? O moda geçebilmek için. Oo, başkanın yo, ne yaptın? Geldim hemen sana başkan İnyo. Maç daha iyi oynuyoruz sanki. Kırdım hızlıca. Fake denedin ama çok dead zone'da kaldın sen şu an. Sen şu an çok dead zone'da kaldın. Geldim sana tekrar. Şöyle bir şey yaptım. Devirseydi zaten her türlü yine ölecekti. Çünkü bu moddayken paleti otomatik kırılıyor arkadaşlar. Harita bir ekstra mı karardı? Ne oldu lan? Bu arada 6 stack olduk. Çok iyi. Zarina da şey... Direkt yaralı başlamış maça. Ha, okey. Adam şeyle iptal etmiş bile zaten. Kral ne yaptığını inan ki kendim bile anlamadım bence. Yoldaki jeneratör çok yüksek. Şunu hemen saldırmam lazım. Zarina yaralı başlamamış bu arada. O niye sakat durum etkisine geçmiş? Bir şey olmuş orada da. Sen buraya oynayacaksın. Oynarız kral. Yaralandın. Bir daha atla bir yerden diyeceğim. Orayı devir atla. Devir orayı şimdi. Tamam. Direkt atlatacağım şimdi bunu buradan arkadaşlar. Atla şimdi. Git. Atlamıyorsun. Peki, öldün.
Çok güzel. Çözülme de böyle sürekli kullanabileceğiniz bir perk değil. Yani maç başı 2 kere, 3 kere, belki hani 4 kere falan kullanırsınız. Ama her kullandığınızda da direkt o kurbanı düşürmenize yarıyor. İlk maç mesela hiç kullanamadım galiba. Şurayı kıralım. Çok iyi. Merhabalar. Diğer taraftan geliyorum sandı galiba. Burada palet falan bir şey var mıydı? Orada var mı? Olmasın, ne olur olmasın. Çok güzel. Steklerimiz de 8 bu arada. İşte şu an build'in en kuvvetli noktasına ulaştım arkadaşlar, chase'ler açısından falan. Oldu canım. Oldu canım. Bak toparlama hızına bak. Bak bak bak. Toparlandım artı %5 süratle mah. Bak 5 saniye sürdü chase. Var mı daha fazla sürdü diyen? Hayır. Selamlar hocam. Oy, efsane hareket. Palet götüme girdiği için biraz yavaşladım arkadaşlar. Kusura bakmayın o konuda. 8 stack artı hız. 8 stack artı hız. Chase'ler 5 saniye sürüyor hocam. Bu kadar. Olay bu kadar. Bak en net bu maçta gösterebildim. Artı burada paleti devirip tekrar atlamayı başarsaydı da çözülmeyle palet yine kırılacaktı. Yani yine çaresizdi adam. Öyle diyeyim ben size. Oğlum, dünyanın en saçma hareketi olmuş olabilir ya. Bu da aynı şekilde. Bu Zarina değil değil mi lan bu arada? Tamam tamam okey, ben bunu diyen Zarina sandım. Zarina. Zarina Zarinanlara. Vay be kral, oynayasın tut be. Ya bana bıdı bıdı yapma ya. Yine bak maçın sonunda saçma sapan oyalandım. Bu maçta da 2 kill alacağım galiba. Şu kadar avantajlı bir maçta ya. Ulan bir şey oluyor maç sonu, ben anlamıyorum yani. Evet bak maç bitti. Belki ikinci kill'i bile alamayacağım. Oğlum şu kadar iyi oynadığım bu maç arkadaşlar. Allah aşkına. 6-7 saniyeden fazla süren chase gördünüz mü? Bu jeneratörleri kim yapıyor oğlum? İnanılmaz ya. Eli kolu tutmayan adamlara yenildik oğlum. İki kapıyı da açmaya gelmiyorlar şu an. Ya ha bunlar bir şey değil mi? Biopod çıkartacaklar. Kesin biopod falan almakla uğraşıyorlar şu an. Bak akıllı ya, akıllı kardeşim. Ben gidene kadar açar mı? Açar bu arada galiba, aynen. İnanılmaz ya. Aa açamadı Ena'yı. Gel bakalım sen. Seni aldım ki diğeri sürünsün gitsin. Diğeri süründü kaçtı. Bu da bu kapı açıksa buradan gider. Yine Allah'ım ya Rabbim ya. Evet bu kapı da açık. Oğlum. Çok kötüydünüz. Vallahi billahi tarihin en kötü Survivor kadrosu olabilirsiniz. Bu maçı nasıl kazandınız ya? Ya bro GG de harbiden. Ya şu maçı da kaybettiysem kimse bana arkadaşlar Survivor'ların güçsüz olduğundan bahsetmesin ya. Allah aşkına o chase'leri açın. Arka arkaya 3 tane 7 saniyelik chase kazandım. Arkadaşlar bu arada ne zaman moraliniz bozulsa, ne zaman bir umutsuzluğa kapılsanız az önceki Survivor'ları hatırlayın. Onlar o maçı oradan çevirdiyse siz de bu hayatta her şeyi başarabilirsiniz. Ya tamam bak gen kontrolünde benim de kötü olduğum noktalar var. Ben kusursuzum demiyorum. Ama şimdi bir kişiyi 7 saniyede düşürüyorum. İkincisi onu almaya gidiyor. Üçüncü başka bir kurbanla da chase'e giriyorum. Ya bu son kalan kişi bu kadar hızlı nasıl yapabilir son jeneratörleri? Ben bunu aklım almıyor. Ben yayında bazen böyle 3-4 genlik chase süresi geçiriyorum katille. Biz SWF olduğumuz halde bizimkiler anca bir gen falan bitirebiliyor. Anlamıyorum yani ya, ilginç. Ama şöyle de bir şey var. Az önceki maçı bile kaybettiysem oyun diyor ki sen tunnel atmadan hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Ne kadar iyi oynarsan oyna, tunnel atmadan hiçbir şey kazanamazsın. Bu arada şöyle bir bilgi geldi elime arkadaşlar. Eklentilerim bitti. Haberiniz olsun. Akıllısın. Akıllısın. Geldim sana palet falan bir şey devirirsin diye. Var mı orada palet falan bir şey? Yok. Tamam. Pencereye gitmeye çalışacak ama yetişemeyecek. Ne olduğunu ben de anlamadım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Bunun bir flaşçısı var da burada bir yerde. Aynen de öyle. Tam arkaya. Diğer tarafa doğru alsam atamayacak. Yani böyle şansım da bilmem ne yapayım yani. Buradan da yemem herhalde. Bak kafamı daha gömemem yani başka bir yere. Şu eklentimin olmaması kötü oldu ya. Ben de tabii eklentilerimin bittiğini maça girerken fark ettim. O yüzden başka eklenti de koyamadım. Böyle full eklentisiz salak gibi girmiş oldum ya. Ya Ace. Hepiniz mi gerizekalı oluyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Hocam o tunnel geliyor be. Kusura bakmayacaksın artık. Fena geliyor hem de söyleyeyim yani. Ben az önceki maçı kaybettiysem bu maçı size vermem. Gel kardeşim gel. Aynen bir de blokla adamı. Selamlar. Flash saver'lar, gen rusher'lar, body blockçular. Herkes bize karşı bu maç.
Atla içeri, ben de geliyorum. Düştüm kral. Okey. Bari T-Bag attığın kadar oynasaydın base. Bunu devre dışı bırakmışlar, onu heal diyorlar. Yerlerini görüyoruz Biopod'un yanında oldukları için. Kitle. Ooo, heal'ını bitirememiş. Çok iyi haber, çok iyi haber. Heal'ı bitmemiş. Kırdık paletini. Şuradan çıktım önüne. Yetişemezsin oraya. Çok iyi. At bakalım şimdi morini. Yeşil mori var zaten. Sadece bunu morileyebileceğiz. Hızlı hızlı bitir, hızlı hızlı bitir. Aynen, hemen öl. Lütfen hemen öl. Yani yalvaracağım şu an ya hemen ölsün diye. At T-Bag'ini at. Önünü göremiyorsun be kardeşim. Önünü göremiyorsun be. Ne oldu, korktun mu? Şek paletini hemen yedin. Belliydi öyle bir şey yapacağı da. Hop. Geldim sana tekrar. At bakalım oradan da voltunu. At T-Bag'ini. Salak herif, hızlı geçiyorum. Haberin olsun. Ah hay. At at. At T-Bag'ini at. Oğlum çok kötü oynuyorsun lan. Bari bir şey yapabilsen de T-Bag atsan yani. Boşa bana bıdı bıdı yapma. Tamam. Kıvrağı yok. Güzel haber. Ne oldu lan, köle can yapmaya mı başladın? Bok gibi şey satıyorsun diye sana bari can yaptıralım mı dediler, he? Oğlum bu niye? Ne yaptıktan sonra yapmam lazım paleti kırması için? Atla bakalım. Geldim hızlıca. Ne yapacaksın şimdi? Yetişebileceğini mi sanıyorsun oraya? Ha? Canısı? Lan oğlum, Dead Arden var bir saattir, niye kullanmıyorsun o zaman? GG, tamam şunu öldürdüm ya, benim için yeterli arkadaşlar. Şunu öldürdüm, benim için yeterli. 2 kill bu maçta da, yapacak bir şey yok. Sonunda bir Ace'i öldürebildim ya. Of, diğer kapının orada hiç şeyim yok ya. Biopod'um. Okey, GG. Ulan seni gidi takıntılı, ulan seni gidi takıntılı. O adam birkaç kere çok boş spotla önüme çıktı da takıntılı olduğu için vurmadım ya. O aslında çok iyi chase atamayacak gibi bir his vardı içimde ama. GG boys. Ya arkadaşlar, hırs yaptım anasını satayım. Normalde 4. maçtan sonra bırakacaktım. Böyle iyi oynayıp kaybediyorum ya, böyle 2 kill, 1 kill. Acayip içimde kaldı ya. Kesin var ya, böyle girip hani böyle rahatlamak için girdiğim maçların hepsinde tamamen daha da içimde kalıyor. Ama umarım yanılırım. Eklenti taktım ama yine o pembelerden yok. Puan yetmedi, çıkaramadım. Başka eklentiler taktım. Birbirlerine daha sık bulaştırıyorlar biopodu. Metresini arttırdım. Bir de bir kurban eline EMP aldığı zaman 8 saniye boyunca yerini göreceğim. Bu arada Entropy keyifli katil. Bence kesinlikle güçlü katil. Ama niye böyle oldu bilmiyorum ya. Hani kovalamacılardan çok sağlam çıkıp Gen Rush'ları fena yedik yine her zamanki gibi. Bunu aslında çok da sorgulamamam lazım. Şöyle bir tane şuraya, bir tane şuraya atalım ki iki tarafı da görsün. Saklanamasınlar şekle Gen yaparken. Şuraya da atalım. Ooo mırıbı. Neyse, ne oluyor? Bu sis ne oğlum? Ne bastınız ya? Bir de önüme geldi. Neyse, fena bir satış geliyor sanki. Ne diyorsunuz? Atlasaydı çözülmeden zortlayacaktı. Güzel. Zaten maçlara hızlı başlıyorum. O konuda bir problemim yok da devamı gelmiyor ya. Tamam, evjeni bitti. Çok iyi oldu. Hiç umurumda olan bir jeneratör değil. Neyse, bu arada seni hard deleceğim ya. Haberin olsun. Harbiden bir tane maç kazanmak istiyorum artık ya. Tamam, Barov'unu verdik. Kaçamazsın ki benden. Kaçamazsın ki benden. Her yerde biopodum var, Nansı. Lan bu ne? Yetişemiyorum. Okey. Ne olurdu sayısının olmasını. Uğraştırma beni ekstra. Tamam, çok iyi. İlk defa bu kadar erken ikiledim birisini. Güzel atış. Güzel fake. Geldim sana tekrar. Geldim sana tekrar. Neyin var orada? Neyin var orada? Yetişemezsin ki. Çok iyi. Of. Flash'a geldi ama. Güzel dodge. Çok iyi.
Okey, bu akıllı oynadı. Zaten bu benim takıntılım. Neyse'cim selam. Beni hatırladın mı? Hatırlamış olmalısın. Hatırlamadıysan hatırlatırız. Fena sıçtım şu an. Yandan dolanacağız. Ya son asılışın. Abi gerizekalı kızım. Stranger Things'te de böyle gerizekalıydın sen zaten. Hiç sevmezdim seni. Gel bakalım Mori'ni sana atalım artık. Artık o Mori'yi bir sana atalım. Seni bir oyundan çıkaralım. Bir tane maç kazanalım artık ya. Bu maçta gidecek gibi hissediyorum niyeyse ama. Seni dizide de hiç sevmem ya. Lanet karakter ya. Biz ölümüne Robin'ciyiz kardeşim. Samimi. Ujende misiniz lan? What the fuck? Bütün dengelerini bozdum gördünüz mü? Bu arada bunun takıntılı olduğunu bildiğim halde vurdum arkadaşlar. Yanlışlıkla falan değildi. Çünkü 3 kişi kaldı. Şu saatten sonra maçı iyice delmeye oynayacağız. Onu bozduğun için senin başına neler gelecek izle şimdi. Ujen temiz, Ujen temiz. Hey. Son anda kıl payı hit ediyoruz arkadaşlar buna. Çok güzel. Geldim, 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 geldim. Yetişemezsin ki bir yere. Çok hızlı geldim. Of ya, dediğim gibi bak, kovalamacalar çok basit geçiyor. Yani az önceki Ace'i bile bence oyunu biliyordu. Kötü oynadı tamam ama oyunu biliyordu. Onu bile çok 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 hızlı yakaladım. Ama yani ne kadar iyi oynarsan oyna, oyun sana diyor ki tunnel at. Bak bu maç çok erkenden tunnel attım. Nasıl rahat geçiyor maç görüyor musunuz? Çakal ya, yerini gördüm. Lan aim'imi çeviriyordum, yanlışla attım anasını satayım. Attığım gibi kurtuldu ya. EMP hazır bekletiyormuş. Kral selamlar. Kafama devirsen benim için daha makbule geçerdi ama. Çok hızlı geldim sana. Çok çok hızlı geldim sana. Akıllısın şu an. Atladıktan sonra atsam yine her türlü arkasına mı atıyor beni? Atla oradan, çözülme var. Tamam. Bir tık enayilik yaptın sanki. Yakınında olsam bile bir palete ya da pencereye gidiyorsa özelliğimi atıyorum ki. Hani hızlı geçeyim, hızlı kırayım ya da kafama palet deviremesin. Yani yoksa oraya yürüyerek de yetişirim yani. Üşengeçlik falan değil. Mırıbı. Oy, efsane bir fake yedim. Harbiden efsaneydi bu arada. Geldim sana. Ak. Palet stunlasın diye yaptım da onu. Var acım. Ah lan. Kral yerini görüyorum. Yedin o mind game'i. GG. Sonunda. Tüm maçların böyle olması lazımdı aslında. Bence tüm maçların hakkı buydu. Kovalamacalarda gerçekten canavar gibisiniz. Çok hızlı düşürebiliyorsunuz birilerini. İşte jen kontrolü yapmayı bilen insanlar. Hani ne zaman birisine hasar vereceğim, ne zaman jene döneceğim. Orayı tam olarak bilen insanlar çoğu maçı kazanır bu build'de bence. Entropide. Göstermesi benden, uygulaması sizden arkadaşlar. Bayağı keyifli kovalamacalarda, çok iyi build yani. Çünkü şöyle bir şey var. Yaraladığınız zaman hem %5 hızlanıyorsunuz. O kişiye daha hızlı gitme şansınız oluyor. Hem de eğer en güzel en sonunuz 8 stackse toparlama animasyonunuz %32 daha kısa sürdüğü için hem hızlı koşup hem elinizi daha hızlı silmiş oluyorsunuz. Yani ikinci hasar vermek için çok hızlanmış oluyorsunuz. Bu yüzden chase'ler kısa sürdü zaten genel olarak. Bir de sürekli yanlarına ışınlanabildiğiniz için entropi için bence çok güçlü bir build. Kandırıkçıyla pencereleri, çözülmeli de paletleri kilitliyorsunuz. Paletten atlayamıyor ya da pencereden atlayamıyor. Aynı zamanda siz o overclock modu mu ne var ya, ona girdiğiniz zaman bir pencereden daha hızlı atlıyorsunuz. Kandırıkçıyla birleştiği zaman çok daha hızlı oluyor. Ve palet stun yediğiniz zaman palet direkt olarak kırılıyor. Yani çözülme çalışmıyor olsa bile o an kendi özelliğinizle paleti yine kırdırabiliyorsunuz. Bence bu hiç şahane. Ara ara ben beceremedim. Ara ara da kurbanlar çok iyi can yaptı. Maçların çoğu o yüzden berabere bitti yani. Bu hiç ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Siz de bir deneyip yorumlarsınız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.